bir grup silahlı kuvvetlerimizin içinde malum yapıya ait ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Ve bu hareketin içerisine girmek suretiyle de tüm şehirlerimizde şu anda bir huzursuzluğun zeminini oluşturmuşlardır. Ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. Ve milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister silahlı kuvvetler içerisinde olsun, bir grup azınlık olsa, ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun, gerekli cevabı alacaklar. Bir defa şunu bilmeleri lazım. Bu ülkede milli iradenin üstünde, beşer planında bir güç söz konusu değildir. Ben şu anda ülkemin Cumhurbaşkanı olarak şunu şu açık net söylüyorum. Kurucusu olduğum partimin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyor. Ve şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız. Ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz. Zaten yargı da biliyorsunuz şu anda bu ayaklanma hareketini yapanlara karşı şu anda tutuklama kararını onlar da vermiş durumdalar. Ve bir taraftan aynı şekilde gözaltı kararları çıkmaya başlamıştır. Türkiye bu tür ayaklanmalarla bir defa ucuza satılacak bir ülke değil. Ve Pensilvanya'dan da yönetilecek bir ülke de değildir. Bu ülkeyi, bu ülkede yaşayan, şu anda seçmen sayısı itibariyle 45 milyonu bulan insanımızın iradesi belirler. Bu irade yöneltir ve az önce Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi, yani bu tanklar bunların tankları değil, bu milletin tanklarıdır. Ha, bu tankların önünde durmasını da biz gayet iyi biliriz ve bunlardan çekinme gibi bir şey söz konusu da olamaz.